Ses deneme. Arkadaşlar hoş geldiniz. Dört kişi olduk. İyi akşamlar hocam. Erdem iyi akşamlar. Derya hocam iyi akşamlar. Cihan hocam 11 yanlış çıktı. Yani 4 yanlış sonradan çıktı. İyi akşamlar Tülay hocam. Hoş geldiniz. İlk canlı yayınım. Heyecanımı da mazur görün. Acemiliğimi mazur görün daha doğrusu. Ekran görüntüsü vermeye çalıştım ama evet. Sayı tuttu Cihan hocam. Evet. Sağ olun. Yani herkes şey yaptı, el attı, 1000 aboneyi aştık. Canlı yayın hakkını elde ettik. Teşekkürler. İyi akşamlar Mesut Hocam. Can Hocam 14 yanlış. Evet. Branş neydi Can Hocam senin? Grubun neresi? Tercih ettiğin grup. Ya böyle edebiyat, evet. Hani az önce Çeyle de konuştuk. Telefonu kapattım, canlı yayını açtım. Ha evet, ama şeylerimiz farklı hocam. Evet, bu sene edebiyatı ve Türkçeyi farklı alıyor. Romanya, evet. Benim de hedef Romanya. Yani Romanya'nın olduğu grubu tercih ettim ama amaç hedefimdeki ülke. Romanya. İsmail Hoca'yla konuştuk. Beraber ne yapabiliriz? Hani ekran ikimiz de biraz bu YouTube'un şeyinden biraz acemiyiz. Aynı anda canlı yayın yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz? Bakalım biraz üzerinde uğraşıp şey yapacağız. Ünsal Hocam hayırlı olsun. Teşekkürler Alper Hocam. 94 yapamadım hocam. 89'a indi. 11 yanlış çıktı. Merhaba Salih Hocam. Bakalım artık arkadaşlar. Yani ben ocağın başında karar verip öyle şey yapacağız. Cihan Hocam şöyle diyeyim. Yani ben kılavuza baktığım zaman Türkçe 2 diyor kontenjana. Şey için edebiyat için 2 diyor. Hani ayrı değerlendirileceğiz herhalde. Mesela bazı ülke gruplarında Türkçe edebiyat diyor. Ona göre kontenjan veriyor. Bizim grubumuzda Türkçe'ye 2, edebiyata 2 vermiş. Ayrı ayrı sütunlarda yazmış. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Sinem hocam. Ben teşekkür ediyorum Alper hocam. Beraber hazırladık yani beraber uğraştık arkadaşlar yani bu süreçte hani ben biliyorum şeyine hiçbir zaman girmedim hani beraber öğrendik. Ders çalışmaya başladım. YouTube'dan da biraz şey yapayım dedim. Mithat Hocam merhaba. Baktım YouTube'da bir iki arkadaş var. İşte İsmail Hoca uğraşıyor. İsmail Hoca güncel tarih üzerine şey yapıyor. Mevzuatta çok bir video yok. Güncelde yine şey yok. Ben dedim bir hem kendim için yapayım hem de arkadaşlar faydalansın dedim. Böylece başladık. Hocam Romanya grubunu tercih ettim. 83 doğrum var. Salih Hocam branş neydi? Edebiyat. Mithat Hocam İngilizce. Arkadaşlar hani taban puanlar hakkında bir yorum yapamayız. Ben kendi adıma söyleyeyim yani. Çünkü şeylerimizi bilmemeliyiz lazım. Hani rakiplerimiz ne yaptı? Ben kendi branşım için de çok bir yorum yapamıyorum. Yani mülakata çağrılabilecek 4 kişi arasına girebilir miyim, giremez miyim bilemiyorum.
bekleyip göreceğiz. Yani şeyi bekleyeceğiz. Şimdi hani ben soru çözümü için bir şey yaparız dedim. Canlı yayın yaparız dedim. Biraz daha bekleyelim. Belki sayımız artar. Soruları hani biraz çözmeye çalışalım. 27 yanlışım var. Şansım yok değil mi? Hocam hiç belli olmaz. Yani ben bu işte tecrübeli olan öğretmen arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman yani hiç ummadıkları zamanda yani hiç ummadıkları bir şekilde görev çıkmış, kazanıp gitmişler yani. O yüzden hiçbir zaman şey yapmayalım. Umudumuzu kaybetmeyelim. Her şey olabilir. Hocam, Alper hocam bilmiyorum hani ne olur, ne biter. Bir de arkadaşlar hani ilk senem benim de ilk senem hani ilk girişim bir mülakat tecrübem de yok. Mülakat tecrübesinde bu sene yaşayacağım. Tecrübeli öğretmen arkadaşlarımı arayıp evet daha önce 65 ile mülakata çağrıldım. Evet belli olmuyor arkadaşlar. Hani rakiplerimizin ne yaptığı önemli. Benim gözümde şu anda en önemli o. Hocam inşallah kalırım. Hani grubumdaki arkadaşlarla iletişim kurmaya çalışıyorum. Bilmiyorum hani inşallah kalırım. Ama ben hani sadece bu sene için değil. Ben bunu uzun vadeli bir hedef koydum. Bunu size de öneririm yani. Bu sene olmaz, öbür sene olur. Ondan sonraki sene olur. Şeye göre değişir. İki kez mülakatta elendim. Hocam elenme sebepleri neydi yani sizi? Hocam İngilizce öğretmeni kaç kişi anlıyorum Mithat hocam bilmiyorum. Kılavuzda incelemek lazım, bakmak lazım. Eyvallah Alper hocam yani kran tuvalet giyinip takım elbisemizi sinekacı tıraşımızı olup komisyonun karşısına çıkacağız. Ben teşekkür ediyorum Mirza hocam. Mevzuatta ben iki yanlış yaptım. O kadar mevzuat videosu hazırladım. Ama işte oluyor yani Türkçeden de iki yanlış çıktı. Hiç yanlışım yok sanıyordum. Yani bugün resmen şok oldum. Başımdan kaynar sular döküldü. Ayşegül hocam 11 yanlışım var. Sağ olasın Mehmet hocam. Güzeldi. İyi geçti. Yani 11 yanlış var. Bakacağız artık önümüzdeki sürece. Hocam benim hangi grup? Romanya. Yani Arnavutluk, Moldova, Romanya grubu. Türkçeden 13 yanlışınız var Alper hocam. Evet. Yani Türkçe diğer branşlarda gerçekten zorlamış. İnşallah hocam. İnşallah Salih hocam. İnşallah çağırırlar. Teşekkür ediyorum Mithat hocam. Şöyle yorumları kaçırmayayım. Emre hocam hiç şey yapmayın yani ben de seneye için yani planlarımı yapıyorum bu sene. Yani illa şimdi mülakata çağrılınca kesin gözüyle de bakılmıyor biliyorsunuz yani. Ve her an her şey olabilir. Orada belki saçmalayabiliriz mülakatta. Ayşegül hocam hiçbir bilgim yok inanın yani kaçla kapatır ne olur hani bütün öğretmenlere ulaşamadığımız için hani bir genelleme yapamıyoruz hani Telegram gruplarında hani sohbetler muhabbetler dönüyor. Bu kadar şey oluyor diye. Ama bütün sınava giren 5.000 yaklaşık 5.000 öğretmen var. Hani onların ortalamasını almak lazım. Hani biz biraz Telegram muhabbetlerinde biraz şey kalıyor, havada kalıyor aslında. Hocam sorulara nereden baktım? ödsgm.map.go.tr'de açıkladılar. Nuri hocam evet benim de iki yanlışım çıktı. Gerçekten bir yazım kuralları onu da tartışırız. Bu bir de şu çok tartışmalı karşılaştırma örneklendirme sorusu. Yani gerçekten orada nerede karşılaştırma var bilemedim. Bence örneklenme var orada örnek veriyor. Bizim branştan geçen yıl bir kişi alınacaktı. Hocam o zaman 70'in üzerine çıkar. Taban puan yani şey daha şeyiniz şansınız yüksek olur bu sene. Yani taban puan 70'in altına iner. Kişi sayısı artmış. Mehmet 84 doğru. Güzel hocam yani. Yani herhalde şey oldu hocam. Arkadaşlar ortalamalar şey üzerinde gidiyor. Yani 15-20
civarında. 15-20 civarında gidiyor. Ben şöyle yorum yazabiliyorum herhalde. Şu linki atayım isterseniz size arkadaşlar. Ben de yorum yapabiliyorum. Şuradan linki alayım. Sınav soruları linkini. Ben şöyle bir yorum kısmına attım. Evet. Sorular burada arkadaşlar. Hocam edebiyat ve Türkçeden kaç kişi başvurdu? Hani bizim grupta Türkçe branşında ben 11-12 kişiye ulaşabildim. Karşılaştırma yok. Evet, neyi karşılaştırdılar? Yani o son cümledeki sorudaki yani önemlinin önüne en getirse en önemli dese tamam karşılaştırma şey olur karşılaştırma olur. Örnekleme var hocam bence. Örnekleme var. Şöyle ikinci cümlede örneklemeye giriyor. Yani dükkanlar hakkında yani tamam dükkanları saymıyor ama orada işte verdiği örnekler dükkanlarla ilgili örnekler. Fincanlar falan. Yani çok şey gelmedi. Seda hocam merhaba. Evet hocam işte şimdi onu anlatıyordum Seda hocam. Yani çok açık bir soru değil. Karşılaştırmayı nerede yaptılar hani? Çok şey bir soru değil. Adem hocam şey sorusu iptal edildi. Bu coğrafyada yüz ölçümü sorusu vardı. 814,2 tane sıfır koymuşlar sonrasında. O yüzden iptal edildi. Yani orada 814 bin yerine 81.400 yazılmış oluyor. İki sıfır olduğu için. Hüseyin hocam merhaba. Hüseyin hocam olabilir yani 76 doğru yani kontenjanınıza bağlı rakiplerinizin ne yaptığına bağlı İngilizce 77 civarına inebilir hocam bilmiyorum yani arkadaşlar hani şey hakkında çok bir yorum yapamıyoruz tekrar onu söyleyeyim hani ne olur ne biter önemli olan çünkü diğer ortalamanın ne yaptığı grubumuzdaki arkadaşların branştaşlarımızın ne yaptığı önemli. Evet hocam, Cihan hocam o soru. Nuri hocam şöyle değerlendirileceğini öğrendim ben. Hani normalde her soru 1 puandı. Şimdi 99 soru üzerinden yani her soru 1,1,01 puan üzerinden hesaplanacak diye okudum bir yerde. Artık bilmiyorum benim matematiğim de pek iyi değil. Çok karışmıyorum o işlere. Ben teşekkür ediyorum Seda hocam. Aynı şekilde yani ben de sizinle çalıştım. Çalıştım, oturdum bilgisayarın başına. PowerPoint'te sunumu hazırladım. Onun ekran kaydı videosunu çektim. Öyle şey yaptım. Evet, karşılaştırma da yok. Yani ben sorularda arkadaşlar bir de şöyle yaptım. Onu herkese 1 puan mı ekleyecekler hocam? Olur. Zaten ben o soruyu doğru yapmıştım. 814 bin. Yani ben o sınavın şeyiyle hiç görmemişim. Yani bilmiyorum benim kitapçığımda mı yoktu? Her kitapçık mı aynıydı? Yani sıfır olduğuna hiç dikkat etmemişim. Çünkü 814 nokta koyunca zaten basamaklarına ayırmış oluyordu. Öyle oluyordu. Ben arkadaşlar yani şöyle yaptım. Sonradan sınavı bitirip de kontrol etmeye, tekrar çözmeye başladığım zaman zordu hocam. Yani geçen seneye göre zordu. Güncel daha ayrıntılıydı. Yani güncel bir Kobe Bryant'ı ben videomun birinde anlattım. Takımını işte lakabını Black Mamba falan diye. Yani onun dışında işte gene şey olarak çok çalıştığımız hani milli silahlar, yerli silahlar işte bilmem ne yılı, bilmem nerenin başkenti, işte şunun kitap başkenti. Bunlarla biz boğuşurken adamlar bize şeyi sordular yani Naim Süleymanoğlu'nun doğduğu yeri sordular. Takdir onların yani ben Naim Süleymanoğlu'nu soracak olsam yani daha şey açısından iyi olması açısından mesela ilk şampiyonluğunu ya da madalyasını hangi olimpiyatlarda almıştır diye sorabilirdim. Bir de arkadaşlar ben 4 sorumu değiştirdim ve doğru yaptım. Yani yanlış yapmışım. Değiştirmeseydim ben 15-20 yanlışa doğru tırmanıyordum. Yaklaşık bir 4-5 sorumu değiştirdim. Bu generation sorusu işte 4G, 5G
sorusunu değiştirdim. Orada da şöyle bir mantık yürüttüm. Önce gravity yaptım. Çekim diyor ya, yayraç içinde önünde. Tamam, çekim gücü falan öyledir. Sonra tekrar çözdüğüm zaman sınavdan sonra, yani kontrol şeyinde aklıma bir film vardı. Gravity filmi. İzlemişsinizdir. Sandra Bullock oynuyordu. Yani oradaki, merhaba Mehmet Hocam. Oradaki şeyde kastedilen çekimle bizim şeydeki çekimimiz farklı. Telefon çekimi olarak algıladığımız çekim farklı. Gravity'den kastettiği yer çekimi. Oradan bir çağrışım yaptım. Hemen sildim, değiştirdim. Dedim D yapayım. Nesil olabilir, kuşak olabilir diyerek öyle bir değiştirdim. Kırca Ali olarak önce Gümülcine yapmıştım. İçinde en bildiğim, adını duyduğum Gümülcine'ydi. Onu değiştirdim. Değildir herhalde dedim. Kırca Ali yaptım. Ondan sonra neyi değiştirmiştim başka? Şimdi aklıma gelmiyor. Yani bir 3-4 soruyu ben böyle, nehir sorusunu. Nehir sorusunda da şöyle bir mantık yürüttüm sonradan. Önce Paris yapmıştım. Sonra aklıma şu geldi, yani okuduğum kitaplarda işte yazarlar, şairler Paris'te Sen Nehri kenarında sohbet ederler. Sen Nehri kenarında ya da Şan Nehri atması söyleniyorsa edebiyat muhabbeti yaparlar diye bir ifade aklıma geldi. Ve hemen Paris'i silip o zaman Berlin'dir. Çünkü diğer ikisinden de çok emindim. A şıkkından şurada emindim. İsmail Hocam diyor ya, dizi izleyenler biraz avantajlıydı. Bir dizi var arkadaşlar, İngiltere'de çekiliyor. Telaffuzunu da tam söyleyemiyorum. Şimdi İngilizciler gülmesin. Peaky Blinders gibi bir telaffuz ediliyor. Orada işte Londra'da geçtiği için o Thames Nehri'ni oradan çok iyi biliyordum. Viyana'yı zaten biliyoruz. Viyana önlerinde işte Tuna Nehri falan. O şekilde yaptım. Yorumları biraz kaçırdım. Çenem düştü. Evet. Mehmet Hocam merhaba. Daha yeni geldim. Evet. Adalet Ağoğlu konusuna daha girmedik. Evet. Branşım Türkçe. Yani şimdi arkadaşlar hem bir Türkçe öğretmeni olarak hem de ben şey olarak söyleyeyim, yani çok kitap okuyan birisiyim. Yani ortaokul yıllarımdan beri Adalet Ağoğlu'nu üniversite yıllarımda okumuştum. O serisini okudum, yani kendisini postmodernist ya da şey olarak tanımlayabileceğimiz serisini, Ölmeye Yatmak Dar Zamanlardı sanırım adı, serinin adı. Onu okumuştum. Yani şıklarda Oğuz Atay olmasaydı, daha önce de söyledim. Şıklarda Oğuz Atay olmasaydı Adalet Ağoğlu'nu işaretlerdim, ama Oğuz Atay varsa orada istisnasız postmodernist odur yani. O yüzden onu işaretledim. Mesela Yüzüklerin Efendisi vardı. Bu da arkadaşlar yani gerçekten biraz kitap okuyan, dizi izleyen biri için. Ben de o konuda, o soruda şanslıydım. Yüzüklerin Efendisi'ni işte şeyde, lise yıllarımda okumuştum. Film serisinde o zaman izlemiştim. Hatta 5-6 ayda bir ben o Yüzüklerin Efendisi serisini izlerim arkadaşlar. Netflix'te açıp güzel oluyor yani. Evet, Oğuz Tampo'da postmodernist. Gümülcine Yunanistan'da zaten. Vallahi hocam çok hakim değilim kimlerde. Ren bizim eve 3 kilometreydi. Evet, güzel işte. Yani arkadaşlar yaşanmışlıkların bu sınavda etkisi çok oldu. Hani biraz okuyan, dizi izleyen, işte film izleyen, sosyal medyada kültür sanat sayfalarını takip eden kişiler için daha avantajlı oldu bu sınavda. Birçok şey o şekilde yapıldı. Bekçilik sınavı sorularına baksak boşuna yorulmazdık. Aslında hocam bekçilik sınavı sorularına ben baktım, ama ilk sınava başladığım, çalışmaya başladığım süreçti. Sonra bir açıp gerçekten şöyle bir ayrıntılı incelemedim soruları. Aslında aynı komisyon hazırlıyordur bekçilik sınavı sorularını da, ama ne bileyim, bir bekçilik sınavı soruları da yurt dışına gönderilecek öğretmenlerle aynı değerde olmaması lazım diye düşünüyorum yani. Ama şeydi, gerçekten daha önce de söyledim yine, gözümüzün önündeki ayrıntıları bize sordular gerçekten. Yani Wuhan sorusu. Gerçekten Wuhan sorusu bizi bitirdi. Yani bir gün önce ben sınav için Ankara'ya geldiğimde halamla sohbet ettik. Ne soruyorlar oğlum falan diye. Ya işte dedim, böyle güncel çok soruluyor dedim. O zaman işte koronayı sorarlar, evet dedim. Wuhan'ı sorarlar dedi. Ya hala dedim, o da çok kolay olur dedim. Yani Wuhan sorulmaz, çünkü Wuhan'la yatıp Wuhan'la kalktık neredeyse bir yıldır.
Ama gerçekten Wuhan'ı sordular. Ama ters bir şekilde, farklı bir şekilde sordular. Evet, genel kültür ve tarihte çıkan yerleri çalışmazdık. Evet, genel kültür yani tarihte de yani tarihi, bu sınavın tarihi arkadaşlar yorum istemiyor. Hani direkt düz bilgiyi bizden istediler yani. Mesela şey sorusu aslında biraz şaşırtmalıydı. Doğu Roma İmparatorluğunu yıkan padişah kimdir sorusu. Yani orada Bizans dese birçok arkadaşımız, evet hocam bu an siz de yanlış yapmışsınız. Bizans dese kesin yani hiç sorgulamasız ikinci Mehmet işaretlenirdi, ama Doğu Roma denilince şöyle bir insanlar ilk önce bir afallamış olabilir Doğu Roma hangisiydi diye. Yani aslında Bizans diye bir şey yoktur arkadaşlar. Onu da hani bir tarihçi değilim ama Halil İnalcık ve İlber Ortaylı'yı çok okudum. Onların ifadelerinde yani Bizans diye bir şey olmadığını, Bizans'ın 17. yüzyılda, 18. yüzyılda o ifadede, o ifadenin o dönemlerde söylendiğini ifade ediyorlardı kitaplarında. Birinci Mehmet koysaydı bence o da çeldirici olurdu. Evet, olabilirdi. Birinci Mehmet de olabilirdi. Evet, tablo sorusu gerçekten ben bugüne kadar diyeyim yani sınavdan çıkana kadar, o sorunun ne olduğunu öğrenene kadar o tablonun gerçekten Van Gogh'a ait olduğunu biliyordum. Yani Van Gogh'un diğer tablolarıyla da çok benziyor. Yani eminim ya dedim. Tamam, bu soru garanti gözüyle bakıyordum sınavı en son kontrol ederken. Evet, 1800 sonrasında çıkan bir şey. Evet arkadaşlar, o şekilde inşallah mülakata çağrılırız. Yani tabii herkes çağrılamayacak ama şimdi bir zor kısımda arkadaşlar, yazılı sınav kısmı da zordu. Alper hocam sen yap onu. Biz işte orada kaldık. Mülakat sürecinde hani mülakatta özellikle ne yapmamız gerekiyor? Bu önemli. Ben tecrübeli arkadaşlara sorduğum zaman ilk söyledikleri her zaman şuydu. Hocam giyimine, kuşamına dikkat et. Yani düzgün bir şekilde giyin. Saçın, sakalın her türlü jilet gibi komisyonun karşısına çık ve komisyonun karşısında kendini güzelce ifade et. Hani daha önce giren arkadaşların şeyi buydu. Yani bizi konuşturmaya çalışacaklarmış. Yani ketum olmamak gerekiyor anladığım kadarıyla. Samimi olmamızı söyledi bir iki arkadaşımız, ama bu samimiyetin asla böyle bir şeyi olmaması gerektiğini, yani bir lakaytlığa varmayacak, bir laubaliliğe ya da bir kibire yaklaşmayacak şekilde olacağını söylediler. Mahmut hocam, evet ben de arıyorum. Akşamdan beri. Alper hocam bilemiyorum. Yani saçı, yani saçı çok şey yapacaklarını sanmıyorum da, hani siz yine takım elbisenizi giyip tıraşınızı, yani sakal tıraşınızla, orada duruşunuzla saçın çok bir şey olacağını sanmıyorum. Yani tabii yorum yapamam, bilemem yani. Yani şöyle şimdi arkadaşlar, komisyon çok çeşitli bakanlıklardan oluşuyor biliyorsunuz. Evet olabilir, tuzağa düşürebilirler. Şimdi bizim bakanlığımızdan gelen komisyon görevlisi alışkın olabilir. Hani öğretmenlerin uzun saçlı, işte serbest kıyafet, sakallı falan böyle alışkın olabilir. Hani bizde artık o kılık kıyafet yönetmeliği değiştiği için, ama özellikle Dışişleri Bakanlığı bu konuda yani çok hassas olduğunu söylüyorlar. Maliye de öyle, benim kardeşim maliyeci. Onlar kran tuvalet gidiyorlar, sakallı, tıraşlı, böyle takım elbiseli sürekli. Yani onlarda bir serbestlik yok. Hani burada sadece bizi belirleyecek olan, değerlendirecek olan şey değil. Bizim bakanlığımızın şeyi değil, diğer bakanlıklar hala kılık kıyafet yönetmeliğine bizim eskideki olduğu gibi uyuyorlar ve öyle bir imaj bekliyorlar. Yani onların gözünde memur ve öğretmen o imajda olması gerektiği olduğunu düşünüyorlardır. Hocam ben sizi merak ettim kendimden çok. Siz kaç bekliyorsunuz?
Hocam benim işte 11 yanlışım var. İlk İsmail Hoca'nın canlı yayınında şey diye çıktım. 7 yanlışım var diye attım kendimi ortaya. Ama ekledim hemen artabilir diye. Arttı, azalmadı. Keşke azalsaydı. Evet, bürokratlar genelde kıyafet konusunda hassas. Evet arkadaşlar, özellikle dışişleri bürokratları yani hassas. O yüzden kılık kıyafete dikkat edeceğiz. Bir de arkadaşlar şeyi de çok ön plana çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Hani öğretmenken yapmış olduğumuz çalışmalar, girmiş olduğumuz, almış olduğumuz hizmet içi eğitimler ya da daha başka şeyler işte halk oyunları belgemiz varsa, bir müzik aleti çalabiliyorsak bunları da ön plana çıkarmalıyız. Bir de şey de olacak arkadaşlar, ben video hazırlamaya çalışacağım yine hani kanalı bırakıp gitmiyorum. Hem kendim hazırlanırken hem de sizler için video hazırlamaya çalışacağım. Bu süreçte hani hem bu mülakat süreci için olsun hem de önümüzdeki yılki sınav süreci için olsun arkadaşlar hani genel kültürle edebiyatla biraz daha haşır neşir olmamız gerekiyor. Hani ne yapabiliriz? Yani tabii bir yıl içerisinde bütün külliyatları okuyamayız, edebiyatı okuyamayız ama fırsat buldukça bence şeyi öğretmenlik alanı dışına çıkmayın. Komisyon üyeleri ve kurumlarını iyice öğrenin. Evet, bir şey daha ekleyeceğim onunla ilgili. Üst sözümü bitireyim arkadaşlar. Şey yapın arkadaşlar. Kitap fuarları tabii bu ara şeyden dolayı kapalı da bazen sanal kitap fuarları düzenleniyor. Onları takip edin. Fırsat buldukça yaşadığınız yerdeki kitapçılara gidin. Kitapçıları gezin. Hatta sahaf falan varsa onlarla sohbet edin. Yani edebi sohbet ortamlarına katılın. Tiyatro üzerine araştırmalar yapın. Tiyatro takvimlerini gene bu aralar kapalı ama geçmişteki şeylerden bunları takip edin. Çünkü komisyondaki sorularımız daha artık ayrıntıya girmiş olacak. Bir de arkadaşlar şeyi iyi öğrenin. Onu da söylüyor arkadaşlarım. Ben teşekkür ediyorum Ayşe Hocam. Gideceğiniz ülke hakkında bilgi sahibi olun. Mesela onu da söyledi öğretmen arkadaşlarım bana. Hangi ülkeyi istiyorsanız ya da hangi grubu istiyorsanız o ülkeler hakkında bilgi sahibi olun. O ülkenin Türkiye ile olan ilişkilerini araştırın. Bizim Cumhurbaşkanımız en son oraya ne zaman gitmiş, oradan en yetkili kim ne zaman gelmiş, ne gibi anlaşmalar yapılmış, vize kaldırılmış mı, kaldırılmamış mı? Bu gibi şeyleri de. İyi akşamlar hocam, Salih hocam. Hocam torpil kimi diyor var, kimi diyor yok, kimi diyor hem var hem yok. Yani o artık insanların vicdanına kalmış bir şey. Yani torpil yaptırarak bir yere gidip de yani hele böyle bir şeyde binlerce insanın hakkını yemek. Oradan bu işten çünkü biz para kazanacağız yani. Daha başka bir şey olarak yani para kazanacağız. Ekmek yiyeceğiz, çoluğumuza çocuğumuza yedireceğiz. Çok etik gelmiyor ama bilemiyoruz yani. Bir de aldığınız dil belgesi neyse o dilde konuşturulur, konuşturular olabilir. Çok şükür bizim böyle bir sıkıntımız yok. Biz dümdük Türkçe'ye devam. Evet, aşırı donanımlı olursanız olumsuz etki yaratabilir. Beyin göçü olmasın diye olabilir. Mantıklı bir yorum. Evet, sorular çözecektik ama sohbet muhabbet uzadı. Ben şöyle bir sorulara göz attığım zaman hani üzerinde konuşabileceğimiz dediğim gibi tarih gerçekten düz. Evet, şey sorusu vardı arkadaşlar. Marmara Gölü sorusu. Yani Marmara Gölü'nün ben biliyordum Ege'de olduğunu ama olmadı. İsmail Hoca'yı alamıyorum hocam. Hani aynı anda iki kişi olmuyor yani. Varsa bir şeyi ben dün biraz uğraştım böyle bir şey yapılabiliyor mu diye. Ama olmuyor.
Geçen gün ben de ona söyledim. Hatta o canlı yayına başlamadan önce hocam bir yöntemi varsa beraber yapalım falan dedik. O da bilmiyorum dedi. Çok ayrıntılı Zoom üzerinden falan bir şeyler yapılıyormuş ama Zoom'un bu profesyonel şeyini satın almak gerekiyormuş. Türkçe karşılaştırma mı, örneklendirme mi? Yani hocam örneklendirme. Evet, 58. soru. Evet, bu sicil sorusu. Burada sicili soruyor. Şimdi ben de açayım hemen buradan okuyayım sizlere. "5682 sayılı pasaport kanunu, pasaport kanunuymuş ya. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre kariyer basamaklarında yükselmede sicil 100 tam puan üzerinden yapılan bir değerlendirmede sınav puanının yüzde kaçını oluşturur?" Evet. Sınav puanı. Arasında değerlendirme puanının demeleri daha doğru olurdu. Evet, ifade hatalı. Hocam mülakatta herhalde Nisan ayı içerisinde, yani Mart sonunda takvim öyleydi, dün akşam tekrar bir bakmıştım. Mart sonu şeyinde herhalde, Mart sonu Nisan başında olabilir, başlayabilir. Tabi bu süreç ne kadar sürüyor bilmiyorum, hani benim daha önce de bir tecrübem de olmadığı için. Hani bir haftada mı bitiriyorlar, 2 haftada mı bitiriyorlar, bir günde bitiremezler herhalde. Bilmiyorum. Göreceğiz arkadaşlar beraber. Yani her türlü bilgiyi de ben yine sınav öncesinde olduğu gibi bu süreçte de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Temmuz'da olmuştu geçen sene. Evet, tam korona girmişti değil mi hocam? Korona dönemi Mart, Nisan'da patladığında. Evet. Ama bu sene şey yapmazlar herhalde ya. Temmuz'a kadar sarkıtmazlar. Geçen sene korona yüzünden sarkıttılar ama. Merhaba Özgür Hocam. Evet, üzerinde konuşmak istediğiniz başka bir soru var mı arkadaşlar? Mesela Fahrettin Paşa sorusuna ben çok üzüldüm, yanlış yaptım. Yani sınavdan sonra açıp internetten bakınca Türk kan olduğunu hatırladım gerçekten. Nobel sorusu vardı. Yani biz Nobel'i kimler almıştır diye cebelleşirken, ezberlemeye çalışırken değişik bir Nobel sorusu geldi. Ben en yüksek devlet memuru sorusunu yanlış yaptım. Türk lirası parası, Türk lirasının kodunu EFT yapanlar ya da işte internet bankacılığı üzerinden altın alanlar, dolar alanlar oradan aşina olmuştur. Ben oradan yaptım. Oradan aklıma geldi. Mustafa Hocam, Adalet Ağaoğlu postmodernist, yani arada kalıyor aslında, modernistle postmodernist arasında kalıyor. Hani ama Oğuz Atay orada çok güçlü bir şey olduğu için Adalet Ağaoğlu'nu ben işaretlemedim. Direkt Oğuz Atay'ı işaretledim. A kitapçığı birinci soru için fikirleriniz nelerdir? Birinci soru A kitapçığında benim de A'ydı. Çok açık bir soru hocam. Hani asıl anlatılmak istenen nedir? Geleceğimizi oluştururken değerlerimize sahip çıkmamız gerektiğini, yani tutunabilmek için, var olmak için geçmişin oluşturduğu değerlere de ihtiyacımız vardır diyerek geçmişe vurgu yapmış oluyor. Evet, çok basit hatalar yaptık, yani çok basit yanlışlar yaptık. Gerçekten üzüldük yani yaptığımız yanlışlara, yani bu kaçar mıydı diye sınavdan sonra çok
ahladığımız vahladığımız soru oldu ama artık arkadaşlar yani şeyi yok. Sorular üzerinde ya şöyle olsaydı böyle olsaydı artık olanı oldu. Takdir komisyonu diyoruz yani sorular üzerinde. Bizim bir şeyimiz yok. Biz bundan sonraki sürece bakacağız. Mülakata çağrılmazsak önümüzdeki yıl için hazırlanmaya çalışacağız. Evet, sicil sorusu yani soru kökünde bir ifade hatası olur. Batı Trakya için 90 ile mülakata çağrılabilir miyiz? Özgür Hocam, Türkçe miydi sizin? Kesinlikle iptal edinme. Hocam benim üstümdesin o zaman. Benim önümdesin. Özgür Hocam. Buldum. Buldum seni. Benim 89. Sizin 10 yanlış mı var hocam? Evet, yazım yanlışı yani ben onu o 9. Güzel hocam, sen çağrılırsın. Bir de iptal. Ben 9 yanlış olarak hesapla hocam onu. Evet, aynı gruptayız. Branşta Türkçe. Evet. Ben teşekkür ediyorum Özgür Hocam. Yakup Hocam, hani bilmiyorum, ben de çok hakim değilim. Hani mülakat şeyinde eğer bu hocamızın sorduğu soru hakkında bir şey olan varsa bilgilendirebilir. İhsan Hocam 8 yanlış demiş. Sizin de mi Romanya Hocam? Konuşmuştuk sizle. Nerede konuştuk hocam? Hatırlayamadım ben. Dün Telegram'dan mı konuşmuştuk? Bu ara o kadar çok kişiyle konuştuk ki. Evet, tamam, hatırladım. 8 yanlış. İhsan Hocam neydi sizin, edebiyat mıydı? Edebiyat diye hatırlıyorum. Türkçe. Tamam. Evet, ben 3. sıraya düştüm grubumda. Kuveyt grubu senin. Tamam, tamam İhsan Hocam. Ya o kadar çok arkadaşlar, öğretmen arkadaşlar sohbet edince hocam biraz şey oldu. Devreler yandı bu aralar. Kimle ne konuşmuştuk diye. Evet, yani o coğrafya sorusu arkadaşlar, hani şey olmaması gerekiyordu yani. Önemli bir sınav yapılıyor. Yani orada bir dizgi hatası, yani ona dikkat edilmesi gerekiyor yani. Biz bir yazılı sorusu hazırlarken 30 kişilik bir sınıfa 10 kere kontrol ediyoruz. Yani 5000 öğretmenin önemli bir görev için gireceği bir sınavda, yani o kitapçıklar basıldıktan sonra bile dönüp dönüp tekrar edilmesi, kontrol edilmesi gerekiyordu. Ki ama arkadaşlar biliyorsunuz yani LGS'lerde üniversite giriş sınavlarında sorular iptal ediliyor. Bunda da yani gerçekten üzücü bir durum. Yukarıda arkadaşımızın biri şeyi sormuştu, burada mı bilmiyorum da yazım yanlışları şeyinde, yazım yanlışı sorusunda ben onu yanlış yaptım yazım kurallarında. Ben orada ayı güneşi terim anlamda kullanılması gerekiyor büyük yazılması için diye, ama bugün kılavuza tekrar baktım, gezegen anlamında, hani orada çok bir gezegen anlamında
yok gibi geldi bana ama yine de işte artık takdir komisyonun diyecek bir şeyimiz yok. Evet bakıyorum üstü mesela oksijen dolu havası ayı güneşiyle gerçekten özel bir gezegen. Hani çok bir terim anlamda kullanılmadığı için hani ben terim anlam yani hep terim anlamı olarak kodlamışım kafamda bu şeyi ay güneş dünya gezegenlerinin şeyini. Evet Yakup hocam şeyde yazıyordu kılavuzda yazıyordu sanırım şeyin ortalamaları. Şey evet Ebrar hocam terim anlamda kullanılmıyor orada. Yani bilmiyorum hani Türkçe sorularında 202'yi bulan mülakatsız gitmeli bence. Evet arkadaşlar. 41 dakika olmuş. Laf lafı açıyor. Evet sorulara şöyle tekrar bir göz atıyorum hani konuşacağımız. Mesela parçanın türü sorusu vardı Türkçe'de. Eleştiri hani bazı arkadaşlar sohbet ya da denemeye yoğunlaşmışlar. Ama eleştiri bir eseri eleştiriyor. Yazar sorusunda biraz evet bizi şey yaptılar hani ayrıntıdan bir yazar sordular yani. Türkçecilerin, edebiyatçıların bilebileceği bir yazardı Abdülhak Şinasi Hisar. Özel bir edebiyata ilginiz yoksa çok bileceğiniz bir yazar değil. Türk Dili ve Edebiyatı Batı Trakya taban puan ne olur? Fikriniz var mı? Bir fikrim yok hocam. Hani şeyler olmadığı için diğer kimler neler yaptığı bilemediğimiz için inanın bir fikrim yok. Ne olur ne biter yani ne desem şu anda hangi ülke için kendi grubum içinde olsa ne desem şu anda yalan olur arkadaşlar. Yani bunda en iyi yapabileceğimiz şey arkadaşlar yani Telegram'dan, Facebook'tan grubumuzdaki branştaşlarımızı bulup hocam ne yaptın, ne ettin, 3 aşağı 5 yukarı bir bilgi sahibi olabiliriz. Evet sorulardan mesela başka ne vardı? Değişik. Evet harita sorusu vardı. Haritada taralı alan. Erciyes Dağı, Sultan Sazlığı, Peri Bacaları, Alacabüyük arkadaşlar Çorum'da. O da yani beni biraz düşündürdü. Sultan Sazlığı'yla Alacabüyük arasında kaldım. Hangisiydi? Çeyinden sonrasından aklıma Sultan Sazlığı'nda Milli Park gibi bir şey oldu ve orada kuş gözlemi yapıldığını hatırladım. Ben de kuş gözlemi yapıyorum fırsat buldukça. Sosyal medyadan Sultan Sazlığı ile ilgili çok fotoğraf gördüğüm için sonradan aklıma geldi ve Alacahöyük işaretledim. Sınavdan sonra da Alacahöyük nerede diye düşündüğüm zaman sınavdan sonra aklıma geldi. Yani sınavda Çorum'u da olduğu aklıma gelmedi ama sınavdan çıkınca aklıma geldi. Evet anayasa soruları kolaydı. Yani ben anayasadan çok korkuyordum. Özellikle işte şu şey soruları Danıştay'ı kim atar? Danıştay işte yok Anayasa Mahkemesi kaç üyeden oluşuyor? Yargıtay üyeleri bilmem ne. Bunlardan çok korkuyordum. Onlardan bir soru gelmedi. Soru kaçırmadığım alan anayasa oldu yani. Özel öğretimden kaçırdım. Tam öğrenme modeli sorusunu yanlış yapmışım. Ben pekiştirmeyi işaretlemiştim. Cevap anahtarı dönüt düzeltme diyor. Onu yanlış yapmışım. Evet arkadaşlar çok da zamanınızı almayayım. Bilmiyorum sıkılıyor musunuz? Ben konuşuyorum duruyorum burada. Bir yandan yazışıyoruz. Yorumlarda olabildiğince yorumlara da yanıt vermeye çalışıyorum.
Evet, mesela şey sorusu da çok ilginç bir soruydu. Şu Kültür Bakanlığı ile ilgili olan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı faaliyetlerini hangi kuruma bağlı olarak yürütmektedir? Evet, bu da arkadaşlar şey sorusuydu. Biraz ilk başta bahsettiğimiz gibi hani gezip görme, işte okumayla ilgili, araştırmayla ilgiliydi. Ben de o soruyu daha önce şeyi gezmiştim. Onun sayesinde yapmıştım. Dolmabahçe Sarayı'nı. O zaman Cumhurbaşkanlığı sistemi yoktu. Başbakanlık vardı ve başbakanlığa bağlıydı. Yani müze kartım olduğu halde müze kart geçerli olmamıştı. Sadece bir indirim gibi bir şey vermişlerdi. Sonrasında tabii başbakanlık kaldırılınca Cumhurbaşkanlığına bağlı olacağını tahmin ederek Cumhurbaşkanlığını işaretledim. Evet arkadaşlar, yayını bitireyim o zaman. Sayımız da azaldı. Benim sınavla ilgili şeylerimi, söyleyeceklerim bu kadar. İlk canlı yayınımı da sizlerle ve sizin desteğinizle yaptım. Fırsat buldukça, yani fırsat buldukça değil, gene aynı tempoda şeylerle ilgili, mülakat süreciyle ilgili video paylaşımları şey yapacağım. Çünkü gene mülakatta arkadaşlar karşımıza şey çıkacak, buna dikkat edelim. Yani sadece orada kendimizi ifade etmeyeceğiz. Aynı zamanda şeyi de anlatacağız, yani zarf çekip genel kültür soruları yine karşımıza çıkacak. Bununla ilgili de içerikler hazırlamaya çalışacağım. Görüşürüz hocam. Herkese o zaman evet, güzel soruydu Milli Saraylar'da. Güzel soruydu. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hakkımızda hayırlısı olur. Kendinize iyi bakın artık. Bundan sonrası nasip kısmet diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben kapatıyorum. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Ay, bu da şimdi şey de arttı. Giren sayısı da artınca bir 30'a düştük. Şimdi tekrar 37'ye çıktık. Yeni gelen varsa konuşabiliriz. Sohbet edebiliriz. Şu canlı yayın muhabbeti için de tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hani İsmail Hoca da şey yaptı, Ünsal hocamızı 1000 abone yaparsak canlı yayın yapsın diye. Bunun için gelenlere de teşekkür ediyorum. Evet, ben teşekkür ediyorum Özgür hocam. Kalalım hocam, biraz daha sohbet edelim. Evet hocam, yani ben işte bu okula da gidemeyince bu dönem haftada bir gün okula defteri imzalamaya gidiyoruz. Denk geldiğimiz arkadaşlar oluyordu. Yani böyle öğretmenler odasında bir sohbet ediyoruz ya da bahçeye çıkıp bir sohbet ediyoruz. Yani böyle birbirimizin ağzından laf kapıyoruz yani. Yani bir an önce o lafını bitirsin de ben de anlatayım diye. Çünkü o kadar sohbeti özlemişiz ki böyle değişik insanlarla, farklı insanlarla, farklı ortamlarda. O yüzden... Estağfurullah hocam, estağfurullah. Eren hocam, hoş geldin. Evet, sohbete, muhabbete gerçekten hasretiz bu dönemde. Ya bu ekran karşısında da gerçekten çok bir şeyi olmuyor. Keyfi olmuyor gerçekten. Evet hocam, eserlerle ilgili yapacağım, yani şöyle yapacağım. Mesela daha önce komisyona giren, bu tabii 5-6 yıl önce bir arkadaşımız anlattı, şu anda görevde. Ona bir dergi çıkmış mesela. Cahit Zarifoğlu'nun çıkardığı bir dergi sanırım. Evet, kanalımda ayrıca kitap incelemeleri de var. Ben bu kanalı onun için açmıştım. Sınavdan bir 15-20 gün önce, sınav sürecine başlamadan, yani Aralık ayının başıydı. Evet. Mavera. Merhaba Mustafa hocam. 11 yanlışım var hocam. 7 yanlış sanıyordum. 11'e çıktı bugün şey açıklanınca. Öğrenciler için falan hani böyle kitap tanıtımları yapıyordum. Ortaokul, lise, ilkokul, hatta okul öncesiyle ilgili. Sonradan bu şekilde sınavla ilgili bir kanala dönüştük. Kendiliğinden oldu. Sizlerin desteğiyle de oldu. Sizlerin desteğinde hiçbir zaman şey yapmıyorum. Ayrıca şu anda eşim izliyor mu bilmiyorum. Annemin yanında yemek yapıyorlar da yarın önemli bir misafirimiz var. Eşimin ve evin içinde oğlumun desteği de çok oldu.
Bana her türlü imkanı sundular. Oğlum gelip hadi baba oyun oynayalım dediği zaman, dur oğlum şu derse çalışayım, dur oğlum şu sunumu hazırlayayım, dur şu videoyu çekeyim dediğim zaman benim nazımı çekmiş oldu. Onlara da burada sizin huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Şimdi dergilerle ilgili şöyle bir şey düşünüyorum. Teşekkürler Mustafa Hocam. Hani bir Türk edebiyatındaki şeyden başlayarak bir dergi silsilesi yapabilirim. O var aklımda. Hani işte Yaprak Dergisi, Hisar Dergisi, işte güncel dergilerden olabilir. Sözcükler Dergisi var, edebiyatta önemli. İşte yine Yapı Kredi yayınlanan Kitaplık Dergisi var. Notos, Öykü. Ben böyle bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Evet hocam, ihmal ettik çocukları, ailemizi, bu süreçte öyle oldu. Bir dergi şeyi yapmayı düşünüyorum. Bir tiyatro, önemli ülkemizde sergilenmiş olan tiyatro eserleriyle ilgili bir şey yapabiliriz. Tablolar olabilir yine. Bilmiyorum, gene bir tablo çıkabilir mi? Yani şimdi mülakatta şey daha geniş olacak. Benim yorumum öyle. Sizin yorumunuz nasıl olur bilmiyorum da şey daha fazla. Üretecekleri soru çeşidi daha fazla olacak. Çünkü sınava, mülakata gidecek olan aday sayısı arttığı için neredeyse her aday için bir güncel soru, bir gündemle ilgili, genel kültürle ilgili soru hazırlamış olacaklar. Mehmet Hocam, yazım yanlışını çözelim. Şimdi şöyle yazım yanlışı sorusunu açayım. Şimdi aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? 1833'te Britanyalı biri tarafından diye A şıkkı başlıyor. Arkadaşlar siz de eğer hani PDF dosyasını açtıysanız soruları oradan takip edebilirsiniz. A şıkkında bir yazım yanlışı yok. B şıkkında ben B'yi yaptım. Burada ayı ve güneşi terim anlamda kullanmadığı için ayın A'sı küçük olacak, güneşin G'si küçük olacak diye düşündüm ve B'yi işaretledim. Cevap D. Şimdi ben hemen yazım kılavuzunu açıyorum internetten. Alçak gönüllü nasıl yazılıyor? Yani hiç alçak gönüllü sözcüğüne ben orada dikkat etmemişim. Hiç görmemişim yani. Alçak gönüllü ayrı yazılıyor. Burada alçak gönüllü sözcüğünün ayrı yazılması gerekiyormuş. Evet, ben işte evet Mahmut Hocam, yani hiç ben orada aya güneşe odaklanınca D şıkkındaki alçak gönüllüyü hiç görmemişim. Öyle bir yorum yaptım ben o soruda. Böylece bir yanlışımız oldu. Evet Mehmet Hocam. Yazım yanlışı bu şekilde. Alçak gönüllü ayrı yazılması gerekiyormuş. Yani yazım kurallarından kaçırmak beni gerçekten daha da üzdü. Alçak gönüllü bitişik yazılıyor. Evet, dergilerin tarihiyle ilgili arkadaşlar bir şeyler hazırlayacağım. Türkiye'deki önemli yayın evleri, hani özellikle Cumhuriyet döneminde kurulan gazetelerle ilgili olabilir. Yani bu süreçte şeyleri takip edin arkadaşlar. Gazetelerin kültür sanat ekleri olabilir. Bunları takip edebilirsiniz. Yine sosyal medya hesaplarından şey yapabiliriz. Böyle kültür sanat hesapları var, sayfaları var. Facebook'tan, Instagram'dan ya da YouTube'dan. Bunları takip edebilirsiniz. Hani böyle bir göz aşinalığınız olur. İlla ki bir yerde bir şey karşımıza çıkabilir. Bunları takip edebiliriz. Başka hani sizin de öneriniz olabilir. Nasıl bir içerik hazırlayabiliriz? Yani sizlerin de görüşleri önemli arkadaşlar. Ne olabilir başka? Ben artık şey yapacağım. Ya aklıma geldikçe bir yere not edeceğim. Neyle ilgili? Yani dergiler aklıma geldi. İşte tiyatro eserleri, yazarlarla ilgili biraz daha ayrıntıya girebiliriz. Türkiye Cumhuriyetler için 85 net yeter mi sizce sınıf öğretmenliği için? Hocam bilemiyorum işte hani şey önemli, rakiplerinizin, yani rakip demek de çok şey olmuyor da grubunuzdaki diğer sınıf öğretmeni arkadaşların yaptığı netler önemli. O yüzden yani bir yorum yapamıyorum.
Yukarıda bir yorum kalmış. İptal Akif hocam, kusura bakma. İptal sorusu ne olur hocam? Artı puan mı, eksi puan mı? Hocam az önce işte şey demiştim, şey olur diye. 1,01 puan üzerinden hesaplanacak şeklinde. Ama bir arkadaşımız farklı bir yorum yaptı. Öyle olmayacağını söylemişti. Onu şeyi bir kurcalamak lazım. Kılavuzu bir kurcalamak lazım. Evet, Ostim Şehit Alper Zor Okulu'nda girdim. Ortaöğretim matematik var mı demiş arkadaşımız. Evet, ben Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde girdim. Hocam soru 20'yi çözer misiniz? Zeynep hocam A kitapçı mı B kitapçı mı? Ya da hangi soru yani? Türkçe'de hangi soru? Şimdi bakayım. A kitapçığında Türkçe 20. Hikaye unsurları sorusu. B kitapçığında hangisi olur? Bakayım hemen. B kitapçığını açıyorum. Evet, kapalı çarşı diye. Evet. Kapalı çarşı sorusu. Evet hocam. Yani şimdi buradan bakalım. Şöyle okuyayım sizlere. Benim yanlış yaptığım bir soru Türkçe öğretmeni olarak. Şimdi kapalı çarşının çok renkli ve sesli dükkanları arasında kaybolmak bir İstanbul geleneğidir. Daracık yollara sarkan cam kandiller, gümüş takılar, kahve takımları, kumaşlar ve halıları ardımda bırakarak üçüncü tepeye doğru yol alıyorum. Şimdi ben hangisi kullanılmamıştır diyor. Benzetme var. Ne yapıyor? Zafer takını andıran diye benzetmeyi yapıyor. Örneklendirmeyi ben şöyle buldum. Yani şu ikinci cümleyi cam kandiller, gümüş takılar, kahve takımları bunu örnek veriyor diyerek anladım ben. Hani renkli dükkanlara, sesli dükkanlara örnek olarak veriyor diye düşündüm. Kişileştirme. Evet, kapalı çarşının anlattığı doğu masalı. Burada kişileştirme var. Yani karşılaştırmayı bulamadım. Hani arkadaşlar şunu diyor. Üniversitenin zafer takını andıran görkemli kapısı şehrin önemli simgelerinden biridir. Şimdi şehrin diğer simgeleriyle bu üniversitenin görkemli kapısını önemli diyerek diğerleriyle karşılaştırmış oluyor. Teşekkürler hocam. Teşekkürler hocam. Yani şeyde neydi onun adı? Şurada şehrin en önemli simgelerinden biridir dese ama en önemli dediği zaman daha açık bir karşılaştırma yapmış olması gerekiyor. Ben öyle bir yorumda bulunmuştum. Karşılaştırmayı ben de bulamadım. Evet, önemli deyince yani önem sıralaması böyle bir karşılaştırma yorumu gelebilir. Ağaoğlu sorusuna itiraz olacak mı? Sanmıyorum hocam. Ağaoğlu sorusuna itiraz olmaz. Yani Oğuz Atay diyorsa postmodernizm o su götürmez yani. Su götürmez deyimi de vardı. Evet, aynen hocam, ben de en önemli demesi lazım diye yani. Çünkü en önemli dediği zaman karşılaştırmaya giriyor diye düşündüm. Öylece bizi gerçekten ters köşe eden bir Türkçe sorusu oldu. Yani Türkçe sorularından ben korkuyordum bir yandan. Hani evet, Yaşar hocam bir güzel bir ifade yorum yapmış. Ben dünya edebiyatı klasikleri ve dünya coğrafyası çıkma ihtimali var. Evet, bu konulara da bakmak lazım. Evet hocam, doğru dedin, dünya edebiyatı klasikleri. Ya bu güncel edebiyat klasik, güncel dünya yazarlarının güncel kitaplarından da olabilir. Dünya coğrafyasıyla da ilgili olabilir. Yani mesela şey güzel bir soruydu. Kuzey Makedonya sorusu. Hani kiminle sorun yaşadığı için Kuzey Makedonya adını aldı sorusu. Güzel bir soruydu. Hem gündemi ülkeler tarihine işte ya da yakın tarihe ilgi duyan arkadaşların yapabileceği bir soruydu.
Ben onu bir yerde okumuştum. Yani şöyle okumuştum. Yani bu Kuzey Makedonya muhabbeti nereden çıktı diye Google'a özellikle yazıp bakmıştım neydi diye. Oradan Yunanistan'da bir sorun olduğunu o zaman okumuştum. Ay Güneş büyük harfle mi yazılacaktı? Evet hocam, büyük harfle yazılacaktı. Yani orada gezegen anlamında kullanıyor. Gezegen anlamında kullandığı için büyük harfle, ama bana çok açık ve net gelmedi. Yani çok da bir gezegen anlamı, bir terim anlamı yok. Bilmiyorum yani, çok net değil. Evet arkadaşlar, aramıza yeni katılanlar oldu herhalde. Sayımız bir düşüyor, bir artıyor. Neyse biz konuşuyoruz. Sohbet ediyoruz. Evet hocam, Zeynep hocam. Şimdi tekrar sorulara bir bakıyorum. Evet, mesela bu sene şeyi sormadılar. Evet, bunu söyleyecektim ama unuttum. Şey sorulmadı. Anlatım bozukluğu sorulmadı. Ondan sonra geleneksel Türk tiyatrosu sorulmadı. Hani ben onunla da ilgili bir video hazırlamıştım. Karagöz'den Köy Seyirlik Oyunlarına kadar. Onlar da sorulmadı. İşte bu nazım türleri, koşma falan, onlar da sorulmadı. Koşma falan sorulmadı, evet. Soruldu mu diye bir an şüphe ettim de. Yok yani, bunlar da sorulmadı. Gazel, beyit, bunlar da sorulmadı. Yani değişik bir Türkçe ve edebiyat bölümü hazırlanmıştı. Öğretim yöntem teknikleri bölümü kolaydı. Hani böyle çok şey yoktu, bir şeyde evet Mahmut Hocam mantıklı, çöllerde susuz kalıp, ya ben de cesur Türk, yani çöl kaplanı, kaplansa cesurdur diye bir yorum yaptım ama tutmadı, Türk kalmış. Ve Türk kan olduğunu da yani sınavdan çıkıp internetten bakınca neydi diye hatırladım, yani Türk kanında evet diye hatırladım, ama işte sınavda aklımıza gelmedi. Böyle bir tongaya düştük. Evet arkadaşlar, ben müsaadenizi isteyeyim. Bir saati geçtik. Evet Yaşar Hocam. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi geceler diliyorum. Saat 10.30'a yaklaşmış. Ben teşekkür ediyorum Zeynep Hocam. Yani videolar için gerçekten uğraştım. Hani çok zamanımı aldı. Hani önce PowerPoint'e döküp tek tek yazıyordum PowerPoint'te. Bazen kopyala yapıştır yapıyordum bulduğum yerlerden. Sonra onların işte videolarını çek falan şeydi. Bu arada mesela DNA Akademi hocamız da, Veysel hocamız da çok uğraştı. Onun da güzel videolar hazırladı. Ona da teşekkür ediyoruz. Yine İsmail Hoca güzel videolar hazırladı. Yani o zaten başı çeken o oldu bu süreçte. Hepimizi yönlendiren, gaza getiren o oldu. Yavuz hocam bilemiyorum yani. Hani bu soruyu aslında böyle edebiyatçılar, edebiyat kuramcıları falan bir araya gelip günlerce tartışabileceği bir konu. Adalet Ağaoğlu için yani, modern mi, modernist mi? Bu şekilde. Hocam sağ olasın, Metin Kıratlı'yı senin sayende yaptım. Teşekkürler. Hocam Metin Kıratlı'yı ben yanlış yaptım. Ya da Veysel Hoca'ya mı yazdınız? Evet İsmail Hocam motivasyonu iyi tuttu. Facebook'ta grupta grubun birinin yöneticisi olan Ali Bey vardı. Ali Hoca, onun çok güzel denemeleri oldu. Yani son 2-3 gün ben o denemeleri çözdüm sürekli. O gerçekten faydalı oldu. Ona da buradan teşekkür edelim. Burada bilmiyorum, burada bizi izliyor mu bilmiyorum, ama özellikle de benim kanalımda onun izin istedim hocam, sorularını çözebilir miyim diye. Hani öyle lap diye almak istemedim çünkü adamın bir emeği var. Emek hırsızlığına girmesin diye hemen itirazsız, elbette hocam dedi, çözebilirsin dedi. Böylece onun da çok faydasını gördük. Yani gerçekten Ali Hoca'nın denemeleri süperdi. Evet.
Evet arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu üçüncü kapatış konuşmam oldu. Hemen bir yorum geliyor. Çenemiz düşüyor. Konuşuyoruz. Güzel oldu yani bu süreci sizlerle beraber yürüttük. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yine bir şeyler hazırlamaya, sizlere yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Yani şöyle, hem kendimi hazırlayacağım. İşin özünde bu var. Hem kendimi hazırlayacağım hem de sizleri hazırlamaya, yani sizleri hazırlamak biraz büyük bir iddialı bir ifade olur ama sizlerin hazırlanmasına yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.